Şimdi e, önemli tespitler, e, Sayın Pekin sizinle devam edelim. F-16'ları e, kısaca yorumlamak isterseniz rica edelim ama siz biraz önce biraz da NATO'nun planına ve stratejisine kısaca değinmiştiniz. E, öncelikle hedef Rusya mı size göre de? E, şimdi Çin'i nereye oturtuyor NATO? E, büyük fotoğrafa baktığınızda aslında NATO derken ABD'nin güttüğü politikaları ağırlıkla konuşuyoruz. Ee, sizin tespitleriniz nedir? Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben. Tabii e, bu NATO NATO'nun yeni konseptinde e, iki paragraf Rusya ayrılmış, iki paragraf Çin e ayrılmış. Hı -hı. Çin için yazılanlar da çok önemli. Dolayısıyla bunun bir e, şey gereği olduğunu sanıyorum. Bir taktik gereği hazırlandığını sanıyorum. Yani e, iki ülkeye ayırmak. Çünkü sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nin bir iç hat muharebesi yaptığını görüyoruz. İç hatta önce silahlı güç olarak kuvvetli olan şeyi ülkeyi Rusya'yı şeyini alıyor, saldırı saldırı yapıyor Rusya'ya yönelik Ukrayna ile birlikte daha sonra da büyük ihtimalle bu iş bittikten sonra Çin'e gidecek. İkisini bir anda yapması çok zor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Tabii şöyle bir şey var genel olarak baktığımızda. Dünyada e, maalesef şeyin başında ekonomik olarak konuştuk, e, programın başında konuştuğumuz gibi bütün sistem e, yani e, bu küreselleşme ve liberal ekonomi dolayısıyla e, herkes her şeyi üretmiyor ve belli bir bağlılıklar oluştu yani işte şey bağlı e, e, enerji bağlı Rusya'ya e, bir takım e, kıymetli metaller bağlılığı işte e, şey Afrika'ya ondan sonra e, şey e, teknoloji bağımlılığı ve imalat Çin'e bu tabii e, bir anda e, Avrupa Çin ilişkileri dahil olmak üzere şu anda da mesela Avrupa Çin ilişkileri devam devam ediyor. E, bu e, bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nin e, dikkatini çekiyor. Yani e, ne oluruz, nereye gidiyoruz diye ve Amerika Birleşik Devletleri yavaş yavaş iki kutuplu bir dünyaya, üç kutuplu bir dünyaya git, gittiğini görünce ister istemez e, sistemi değiştirmeye başladı. Yani sistem aslında e, Amerika ile Laos'ta e, Doğu ile Batı arasında bir şey çatışması, e, kutup çatışması. Yani Amerika diyor ki tek kutuplu dünya düzeni istiyorum. E, Çin ve Rusya da hayır diyor, tek kutuplu olmaz, iki veya üç kutuplu olsun, herkesin e, hegemonik e, hegemonya alanı belirlensin. O alanlarda geçmişte olduğu gibi herkes belli alanından sorumlu olsun. Şimdi amerika Birleşik Devletleri bunun olmayacağını, olduğu takdirde Batı'nın ve Amerika'nın kaybedeceğini uzun dönemde kaybedeceğini açık olarak net olarak görüyor. Bunun üzerine yaptığı çalışma, şu anda gördüğümüz çalışma, şeyle beraber buna tabi Covid de çok büyük, pandemi de çok büyük yardımcı oldu bu işe. Belki de bilerek çıkardılar bilmiyorum. Yani pandeminin konusunu bu ayrıca bir tartışılabilir. Sonuçta ee, Rusya'yı şeye doğru teşvik ettiler. Ee, çatışmayı teşvik ettiler. Amaç e, amaç neydi? E, amaç Rusya'nın zayıflatılmasıydı. Ve Rusya e, bu oyuna geldi ve sonuçta ya da oyuna gelmedi e, gerçekten yapacak başka bir şey yoktu. Yani ya Amerikan'ın söylediklerini kabul edecekti ya da kabul etmeyip e, Amerikan'ın önüne çıkardığı hedefle savaşacaktı. E, savaşmaya başladı ve ortaya bu savaş çıktı. Şimdi bu savaşın bu savaşın devam ederken bir konsept değişikliği ortaya çıktı. 2030'lara kadar olan dönemde NATO'nun konsept değişikliği. Bu konsept değişikliğinin içerisinde sadece Avrupa yok. Avrupa evet şeye karşı Avrupa var. Rusya'ya karşı Avrupa var birlik içerisinde. Ama Asya Pasifik'te Çin'e karşı kim var? Çin'e karşı da Asya-Pasifik'te işte Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore gibi ülkeler var. Orada bir NATO'ya benzer bir grup kurmaya çalışıyor, bir ittifak kurmaya çalışıyor ve büyük ihtimalle bu ittifakı bana göre şeyle beraber Avrupa ile eş zamanlı olarak yürütecek. Belki de amerika Birleşik Devletlerinde bir şey var, komutanlık var Florida'da. O komutanlık vasıtasıyla. Ee, belki e, Pasifi'yi ve NATO'yu bir araya getirip e, Yüksek Komutanlığı NATO'nun Brüksel'dekini, onu e, bu güçleri beraber kullanacak. Böylesine bir hazırlık var. Yani hem denizde, hem havada, hem de e, karada büyük bir hazırlık var. İşte e, şeyi e, gücü 300 bine çıkartıyor mesela, acil e, mukabele gücünü. E, bu tip hazırlıklar var. Yani hazırlık ne ee, öncelikle e, Rusya'yı e, bir şekilde yıpratmak, biraz evvel söyledim grinding e, war diye, e, yani öğütücü savaş ve bu savaşı, e, bu savaşın tabii yayılma ihtimali de var. Yani Amerika Birleşik Devletleri savaş olarak seçtiği yerler belli. Birisi Avrupa, birisi Orta Asya, e, birisi Orta Doğu, e, bir diğeri de e, Pasifik. Yani e, bu, bu, savaş alanları seçmiş vaziyette. Ve her geçen gün e, şeyi sıkıştırıyor. E, Rusya'yı ve Çin'i sıkıştırıyor. Tabii Rusya İsveç ve, Çin de Finlandiya şöyle bir şey Finlandiya'nın böyle NATO'ya bu kadar hızlı bir biçimde ve telaşla alınma çabası bunun göstergesi mi acaba? Yani... Evet. Öncelikle tabii onlar iki, iki nedeni var. Birisi Avrupa'da birliği göstermek. Yani ve 1400 1348 kilometre boyunca Finlandiya Rusya sınırına faydalanmak ve Rusya'yı o bölgelerde kuvvet yaymaya zorlamak. Birisi bu. Eee ikincisi önümüzdeki dönemde Arktik bölgede savaş bekliyoruz. Yani Arktik bölgede e, şeyler eriyor, buzlar, buzullar eriyor ve sonuçta orada hem bir yol açılıyor. E, daha kısa zamanda Çin'in mallarını e, batıya taşıyacak bir yol açı yol açılıyor hem de çok doğal gaz çok büyük miktarlarda doğal gaz rezervi, petrol rezervi ve kıymetli madenler rezervi olduğu söyleniyor ve bu sayede bu sayede o bölgede bir birlik kurma yani sadece NATO değil o o bölgede de İngiltere'nin Baltık ülkelerinin Danimarka'nın Norveç'in ve Finlandiya ile İsveç'in bir grup olarak o bölgeye sahiplenmesi söz konusu. Orada da Rusya'ya karşı ve Çin'e karşı bir grup kurmaya çalışıyor. Yani e, onun için e, bir an evvel alındılar ve e, bu kararlılığı karşıya doğru gösteriyorlar. Yani her taraf, şu anda mesela biraz evvel Abdullah Hocam şeyden bahsetti. Çok sayıda toplantı yapılıyor. Yani birisi ülkeleri yapıyor, Asya'n yapıyor. E, mesela yeni bir 13 ülkeden oluşan başka bir grup kurdular. Kuatlar var. E, işte İşte AUKUS'lar var. ya AUKUS'un yerine bir beşli grup daha kuruldu. Bunların hepsi e, dünyada da e, öyle. Yani bizim e, mesela Kazakistan'da çıkan olaylar, diğer bölgeler, Amerika'nın topar şeyden çıkması, e, Afganistan'dan çıkması, Pakistan'daki durum, e, mesela Pakistan'la Çin'in e, şey yapması, e, cezatıyor. Pakistan'la Çin'in işbirliği yapması. Bu arada Hindistan'da Çin'in aralığındaki e, sorunları çözecek şekilde e, konuşulması bütün bunların hepsi e, yeni e, korunacak olan dünya sisteminde herkes kendi grubunu yaratmaya çalışıyor. Yani bu bir grup e, Amerika'nın etrafında bir grup olacak. Nereden meydana gelecek? E, Pasifik ülkeleri Pasifik ülkeleriyle şeyler e, Avrupa bir grup olacak. Doğu Akdeniz dahil. Öbür tarafta Rusya'nın etrafında bir grup oluşturulmaya çalışılıyor şey Çin'in etrafında bir grup oluşturmaya çalışıyor. Peki bu nereye gidebilir diye baktığımızda önce ben şeyden başlayayım. Mesela Rusya'daki olayda Rusya'nın Amerika tarafından Avrupa'da taktik nükleer silah kullanımı konusunda teşvik edildiği söyleniyor. Eğer Rusya taktik nükleer silah kullanabilirse çünkü Rusya'yı mevcut konvansiyonel silahlarla dize getirmek çok zor. Yani bu savaşın çok daha uzun sürmesi gerekiyor. Tahtik o zaman nükleere, nükleere varsa, başvurması mı istenecek Rusya'nın? Evet, ha. evet Rusya'nın. Taktik nükleer silah kullanılsa Avrupa'da bu evet. takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı tarafa nükleer silahlarla saldırısı söz konusu ve Rusya'nın çok büyük bölümüyle etkisiz hale getirilmesi söz konusu. Birisi bu. Böyle bir pro şeyden bahsediliyor. İkincisi yine Kissinger'ın e, ortaya koyduğu bir şey var. Diyor ki bu e, savaş Avrupa'yı ya yayılabilir. Eğer erken bitmezse, 3-4 ayda bitmezse Avrupa yayılabilir diyor. Yani bu savaşın sonucu konusunda bir sürü şey var, yani e, senaryo var. E, başka, yine böyle e, baktığımızda, mesela Çin'in ve Rusya'nın çok fazla sıkıştırılması, Bering Boğazı, Alaska e, vasıtasıyla Çin'in ve Rusya'nın bu bölgeden Amerika ana kıtasına e, bir saldırısını ortaya çıkartabilir. Yani bu nükleer saldırı olabilir ya da şey olabilir, konvansiyonel bir saldırı olabilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri şimdiye kadar kendi kıtasına işte bu 11 Eylül'deki şey hariç, değil mi? 9-11 olayı hariç şimdiye kadar kendi kıtasında böyle bir saldırıya uğramamış. Hiç yani iç savaştan bu yana orada bir savaş olmamış yabancı bir ülkeyle. Sanırım bir tek Meksika ile savaş vardı herhalde. Şimdi böyle bir savaş savaş söz konusu. Yani böyle bir şey ortaya çıkabilir diye değerlendiriyorum. Ve yani bu konu bu konu da şey içerisinde. Çünkü buzulların erimesi o bölgede bölgenin yeni baştan ısınmasına neden olacak şeyin ülkeler arasındaki çatışmanın artmasına neden olacak. Böyle bir durum da var. Yani biz ne dersek diyelim sonuçta e, bütün bu kavga, bütün bu olay e, Amerika Birleşik devletlerinin tek kutupu dünya düzeni istemesi, e, zayıf bir Çin ve zayıf bir Rusya istemesi ve e, genelde e, ana ülkelerin hem Asya-Pasifik'teki temel ülkelerin hem de şeydeki e, Avrupa'daki Avrupa'daki ülkelerin Amerika'ya bağımlı olması ve e, Amerika'nın bütün bunları kontrol etmesi yani hem Arktik bölgeyi, hem Asya Pasifik'i, hem Doğu Akdeniz'i ve şeyi, hem de işte bu, bu konseptine geçiyor mesela Batı Batı Balkanlar falan küçük küçük yerler ama bütün bunlarla ilgili bu konsept içerisinde yeteri kadar bilgi 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 konmuş. Tabii bu konseptin uygulanması için yeni bir komuta yapısına ihtiyaç var, yeni bir kuvvet yapısına ihtiyaç var ve bütün NATO ülkelerinden. Hatta NATO ülkeleri dışında o toplantıya çağrılan partner denen Asya-Pasifik'teki ülkelerden de kuvvet talebinde denizaltı, su üstü gemisi, füze dahil olmak üzere bunlar bunlardan bulunacak. Bir başka konu yine şeyle ilgili bu saldırıyla ilgili bir konu şeyde bu bölgede bu bölgede Çin'in Rusların zayıflamasını istifade ederek Çin'in Orta Asya'ya saldırması. Yani Orta Asya Çin'in Orta Asya'ya saldırması Amerika için çok büyük bir nimet aslında. Yani Çin Orta Asya'ya saldırdığı takdirde büyük bir ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri eline oluşturacaktır. Nasıl şey rüyalatıyorum nasıl şey Rusya evet. Ukrayna'ya saldırdı. Ukrayna üzerinden Avrupa ile bir savaş çıkması söz konusu. Aynı şekilde şeye Çin'in Orta Asya saldırması söz konusu. Başka bir senaryo yine Amerika yani Amerika Birleşik Devletleri'nde iç bir iç savaşın çıkması senaryosu. Bu da e, halen konuşulan senaryolardan bir tanesi bu savaş esnasında. Yine başka bir senaryo işte e, çok sayıda 200 neredeyse 200'e yakın bir etnik grubu barındıran Rusya'nın Rusya, Rusya Federasyonu'nun dağılma emareleri gösterilmesi ama Rusya Federasyonunun Amerika'nın iç savaş olasılığı, Rusya Federasyonu'nun iç savaş olasılığından dağılması olasılığından daha fazla Amerika'nın. Yani yapılan hesaplamalarda böyle bir şey çıkıyor. Şimdi en son birkaç şey daha söyleyeyim. Evet. Mesela İngiltere, Polonya'yı, Polonya'yı, Polonya, yı, Polonya, yı, Polonya, yı, Polonya yı ile birlikte Baltık ülkelerini ve bu Doğu Avrupa ülkelerinin bir kısmını, ki bunlar 3 deniz projesi dediklerimiz. E, Baltık Karadeniz ve Adyetik'ten e, ki ülkeler bunlardan bir konfederasyon meydana getirmeyi düşünüyorlar. Kime karşı? Rusya'ya karşı. Yani e, Rusya'nın daha fazla ilerlemesini engellemek için e, böyle bir federasyon e, meydana getirmeyi düşünüyorlar. Aynı şekilde e, bu federasyonla birlikte e, Türkiye'ye, Türkiye'ye e, işte Boğazlar bölgesi var zaten, e, Batı, Balkan, Batı Balkanlar var ve e, Rusya'yı Kuzey, kuzeye doğru sıkıştırma görevi veriliyor. Yani verdikleri göre bu Türkiye'ye ve bu bu görev yani geniş Karadeniz veya derin Karadeniz ne derseniz deyin adına e, sadece Karadenizle sınırlı değil e, hem e, şeyle Kafkasya ile sınırlı Kafkasya ile hem de e, şeyle sınırlı e, Kafkasya ile birlikte e, Orta ile ve Hazar Denizi ile e, sorumlu bu bölgelerden Türkiye'yi sorumlu yapmaya çalışıyorlar ama Türkiye'yi bu işe mecbur etmek için bir taraftan da bir garnizon devleti kurmaya çalışıyorlar şeyde. Yani bu YPG, PYD dediğimiz devlet bir garnizon devleti kurmaya çalışıyorlar. Ve Türkiye'yi e, iki taraflı şey altında e, ateş altında bırakıp e, rahatlıkla e, YPG ile oynamak suretiyle e, Türkiye'ye istediklerini yaptırmaya çalışıyorlar. E, öyle, 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 söyleyebilirim. Yani böyle bir şey var. Ve emin olun e, Türkiye ile yani Evet F-16'lar verilir. F-16'nın verilme sebebi Türkiye Türk Hava Kuvvetleri'nin zayıflatılmaması. Zayıflayan Türk Hava Kuvvetleri Amerika Birleşik Devletleri işine yaramaz. E, ama çok da güçlenmemesi lazım. E, güçlenirse o takdirde Amerika'nın Doğu Akdeniz'deki planlarını e, ya da İsrail ile ilgili, e, ilgili konumunu, Mısır'la ilgili konumunu ya da planlarını bozar. E, o bakımdan F-16'lar Türkiye'ye verilmek durumunda. Hani diyeceksiniz ki Biden Sayın Cumhurbaşkanı ile oturdu konuştu, teşekkür etti. Ama Biden'ın emin olun Fırat'ın doğusundaki, Fırat'ın kuzey doğusundaki o garnizon devleti kurma ile ilgili konuda hiç, hedefinde hiçbir değişik yok. Yani aynen hedefleri baki. Türkiye üzerindeki hedefleri baki. Türkiye'yi sıkıştırma konuları baki. Yani bu samimiyet falan değil. Yani ülke bu ülke e, kendi e, planları doğrultusunda, büyük grand stratejilerimiz stratejik konusunda ne hesaplamışsa onları aynen yapıyor. Ve bu işler yapılı, yapılırken ihtiyaç olduğu durumlarda Türkiye'ye bazı şeyler veriyor, bazı şeyler vermiyor. Evet. Yani bu konuda emin olalım. Yani bizim kara kaşımız, kara gözümüz için değil, bizden bir görev beklediği için veriyor. E, F-35 işleri verir mi, vermez mi? Bizim e, ona bağlılığımızı ölçerek belki Ondan sonra böyle bir şey verebilir. Yani Türkiye'nin e, çünkü onun Mısır'da yaratmaya çalıştığı e, şeyde yaratmaya çalıştığı Dicle Fırat Havzası'nı yaratmaya çalıştığı e, konulara karşı çıkmayacak durumda olduğumuz zaman ancak bunu vermeye yönelebilir o Peki. Ve bu, bunu yaparken de hem e, Fırat'ın Kuzey YPG'ye hem de Yunanistan'a Türkiye'yi sıkıştırmak için gereken evet. e, e, materyalleri, gereken istihbaratı Verir diye değerlendiriyorum. Peki. Ee, çok teşekkürler. Şimdi birazdan Belik Bey'e döneceğiz ama şunu hatırlatayım. Ee, Finlandiya ve İsveç'in NATO e, üyeliğiyle ilgili ve işleyen süreçle ilgili e, Putin İsveç ve Finlandiya'nın e, bu adımına dair bize engellendirecek bir şey yok dedi ama uyarısı da var. Eskiden onlar için herhangi bir tehdit yoktu. Şimdi ise orada eğer askeri birlikler ve altyapı konuşlandırılırsa karşılık vermek ve toprakları için buna benzer tehdit oluşturmak zorunda kalacağız dedi Putin. Öte yandan şimdi bir son dönemde çok konuştuğumuz bir başka boyut Yunanistan. Yunanistan'da da 20 adet F35 satın almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne niyet mektubu yazdı. 38 F16'nın modernizasyon programını da ee, Yunan Parlamentosu onayladı. Son olarak e, Yunanistan'ın 147 kez hava sahamızı ihlal ettiği bilgisi de var. Bütün bunları konuşmayı sürdüreceğiz ama kısa bir araya gidelim. Sonra Melik Bey ile devam edeceğiz.